Dün Ankara'ya konuşmuştuk. Bugün İzmir'den haberler geliyor. Sağanak yağış İzmir etkisi altına aldı. Çiğli'de yollar su altında kaldı. Ulaşım zorlaştı ki yurdun pek çok bölgesinde de yine yağışların olması, hafta sonuna kadar da devam etmesi bekleniyor. Şimdi İzmir'de pek çok iş yerine su bastı dedik. Peki bölgede son durum nedir? Detayları Demirören Haber Ajansı İzmir muhabiri Tolga Tahçı bizlere aktaracak. Tolga, nedir son bilgiler? Büşra, senin de söylediğin gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu ve bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar şehrin bazı noktalarında etkisini gösterdi. Birçok noktada olumsuzluklar yaşandı, su baskınları meydana geldi ve biz de şu an o noktalardan bir tanesindeyiz. Burası Çiğli ilçesine bağlı 8051 sokak. Kameraman arkadaşım Can Çubukçuoğlu ile birlikte yağışın ardından burası da sular altında kaldı. Arabalar sulara gömüldü, rögarlar taştı. Buradaki iş yerlerine ve bazı evlere kadar girdi sular. Biz de şimdi bu noktadayız. Şu anda Can Çubukçuoğlu size gösteriyor. Burada bir araç, bu aracın neredeyse kapı kollarına kadar suların biriktiğini, suların yükseldiğini söylememiz mümkün ve sadece o da değil aslında. Şu anda aracın motor aksamını gösteriyor size kameraman arkadaşım ve burada da aslında buradaki durumun ne kadar ciddi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki öğle saatlerinde etkili olmuştu. Şu an için yağış yok ancak yağışın bıraktıkları etkileri hala sürüyor. Sokakta bir çamur tabakası olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada bir minibüs var. Şimdi orayı da gösterelim sizlere. Burada da yaklaşık 1 metreye kadar suların yükseldiğini, hatta şuralarda da yükseldiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki yağışın ardından hem burada oturan vatandaşlar hem de belediye ekipleri burada biriken suları tahliye etmek için harekete geçti. Su basan evlerde ve dükkanlarda hem vatandaşların çalışmalarıyla hem belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sular tahliye edildi ve burada arabası olan vatandaşlar, arabası sulara gömülen vatandaşlar da yine arabalarını kontrol ediyor. Arabalarının içindeki suları boşaltıyor. Yine kameraman arkadaşımdan sol tarafı göstermesini isteyeceğim. Orada vatandaşlar var. Yine aracı sular altında kalan vatandaşlar. Onlar da araçlarını temizliyor. Tabii ki buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda aslında bu sokakta bu tarz manzaraların daha genellikle yaşandığını söylediler ve buraya bir çözüm bulunması gerektiğini söylediler. Çünkü şimdi Can'dan rica edeceğim, Anadolu Caddesi'ni göstereceğiz size. Burası sokak olarak da dezavantajlı bir sokak. Hemen şu gördüğünüz arabaların geçtiği cadde Anadolu Caddesi ve Anadolu Caddesi bu sokaktan yüksek kaldığı için özellikle yağış durumunda orada biriken sular buradaki sokağa doluyor ve bu yüzden de bu sokakta bu tarz olaylar çok fazla yaşanıyor. Vatandaşlar bunun her etkili yağışta, her etkili yağmurda yaşandığını söyledi ve buna bir çözüm bulunması gerektiği söylendi. Yine buradaki binaların, bu özellikle bodrum katları yağıştan sonra, yağmurdan sonra su bastı. Burada yine itfaiye ekipleri buradaki suyu tahliye etti. Yine az ileride iş yerleri var. Onlar da şu anda temizlik çalışmaları yapıyor. Çünkü onlar da o iş yerleri de su basmıştı. Yaklaşık 1 metreye kadar bazı noktalarında yükseldiğini gördük burada. Yani baktığımızda duvarlar da bize aslında, duvardaki su kalıntıları da bize bunu gösteriyor. Şu an için yağışın sona erdiğini söylememiz mümkün. Ancak burada 42. yağmurları diyoruz buna ve lokal olarak yağıyor. Sadece bugün Çiğli'de değil, yine İzmir'in güneyinde de etkili oldu. Ancak bu akşam saatleri itibariyle yağışın kentten ayrılması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.